Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Arapça, sarf ve nahimle alakalı hazırlamış olduğum birkaç soru var. İnşallah bu dersimizde bu soruları çözmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak güzelce istifade edebileceğimiz bir ders işlemeyi nasip eylesin diyelim. Ve birinci soruyla başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ve la Rabbi temmin bil hayr cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Boşluk doldurmaca olan bir soru. Tabii ki amacımız sadece cevabı verip soruyu cevaplamak ve geçmek değil. Cümleler üzerinde irap yapacağız. Cümleler üzerinde konuşacağız. Bu şekilde arkadaşlar bilgilerimizi tazelemiş olacağız inşallah. Şimdi cümleye baktığımız zaman en tüm zamiriyle başladığını görüyoruz. Zamirler isim grubundandır. Dolayısıyla bu cümle isimle başlamıştır ve isim cümlesidir. O zaman iki tane öge aramamız gerekiyor. Müpteda ve haber. Burası iptida kelime olduğu için müpteda diyeceğiz. Zamir olduğu için ve zamirler mebni olduğu için biliyoruz ki mebni kelimeler mahalli irab alır. Buna da Mübteda mahallen merfu. Peki neden merfu dedik de mahallen mansup demedik? Çünkü mübtedanın bulunduğu konum merfu olan konumdur. O yüzden mahallen merfu diyeceğiz. Tüsaidune yardım ediyorsunuz ilel muhtacin. Fakirlere, ihtiyaç sahiplerine. Bu boşluk olmasa o zaman buradaki tüsaiduneye fiil cümlesi haber. Mahallen merfu diyecektik. Ancak buradaki boşluktan ee, anlıyoruz ki nekre bir kelimeden sonra müzari fiil gelmiş. Yani haberden sonra e, müzari fiil gelmiş. Çünkü haber nekre olur. Dolayısıyla arkadaşlar burada sıfat cümlesi anlamı vereceğiz. Sizler ihtiyaç sahiplerine yardım eden kimsiniz? Aşıkı gani gün. Müpteda cemi olduğu için arkadaşlar haber cemi olması lazım. Cemi müzekker, cemi müzekker olması lazım. Dolayısıyla aşıkkını şıkkını eledik. El buhala evet bakilin çoğulu. Bakil cimri buhala cimriler. Zaten anlam olarak da uymuyor cümlede. Ayrıca e, sayı olarak cinsiyet olarak uyuyor. Ancak haber nekro olarak gelir. Burada eliflam takısıyla marife geldiği için burada haber olmaz. Eğniya gani gün eğniya zenginler. Evet doğru. Hem cemi olarak gelmiş hem nekro olarak gelmiş. Ancak Biliyoruz ki haber e, merfuat grubundan olup kendisine raf alameti aramamız lazım. Burada nasb alamet olan fethayla geldiği için bu da olamaz cevabımız. Nisaun nekro olarak gelmiş, cemi olarak gelmiş ancak entüm müzekker olduğu için nisa müennes olarak gelmiş. Uyumsuzluk var bu da olamaz. Bu nasıl olur? En nisaun fiil tüsaidne cemi müennes sığgasına gelmesi lazım o zaman. Dolayısıyla burada olamıyor. Eskıya sehiyyün cömert. Eskıya cömertler. Cemi olarak gelmiş. Cemi müzekker ve nekre olarak gelmiş. Nekre bir kelimeden sonra müzari fiil gelmiş. Sizler ihtiyaç sahiplerine, fakirlere yardım eden cömertlersiniz şeklinde anlamında cevabımız değişiklik olacaktır. İkinci soru cümlesindeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi gelemez? Evet. Er riyade müfidetün faydalıdır. Nit kim için? cismil insan. insan bedeni için cidden çok faydalıdır. Riyade spor. Arkadaşlar şıklardan anlaşılacağı üzere temarin, temrinin çoğulu alıştırmalar. Demek ki burası isim tamlamasıdır. Muzaf, muzafın ileyhtir. Yani spor aktiviteleri, spor alıştırmaları, temarin, tedribat, mümarese, hareket, enşite hepsi bunlar aktivite, faaliyet, alıştırma anlamındadır ki demek ki isim tamlaması olduğu için riyade muzafın ileyhtir ve cer alameti alması lazım. Müfidetün burada haberdir. Şimdi habere bakıyorum. Müfret, müennes olarak gelmiş. Müfret mühendis. O zaman müptedamız arkadaşlar bir kere ne olacak? Müptedamız arkadaşlar ee, ya müfret mühendis gelecek hemen hareket gibi hareketü riyade spor hareketi ya müfret mühendis gelecek arkadaşlar veyahut da gayri akil akılsız varlığın çoğulu gelecek. Bakın temarin gibi. Temarin temrinin çoğulu. Alıştırmalar, spor aktiviteleri, alıştırmaları, akılsız varlığın olduğu için müfret mühendis geldi. A ve C şıkkı gelebilir o zaman. Peki tedribat yine tedribin çoğulu. Tedribat gayri akil akılsız varlığın olduğu için bu da gelebilir. Bunu da eledik. Yine mümarese müfret mühendis olarak gelmiştir. Müfale babından mastar. Mümarese, yumarisu, mümareseten. Mümaresetur riyade spor yapmak demek. Spor yapmak. Müfidetun faydalıdır. Bu da arkadaşlar müpteda ve haber uyumu var. E şıkkı da gelebilir burada. Peki B şıkkı neden gelemez? Arkadaşlar müpteda normalde marifedir. Marife olarak gelir arkadaşlar genellikle. Ancak burada isim tamlamasında muzaf olduğu için muzaf olan kelime marifelik özelliğini muzafın ilehten alır. Muzafın ileyi marife olduğu için muzafa bir daha marifelik eki edatı getirilmez. Tekrar bir daha eliflam takısı getirilmez. Zaten getirilse o zaman isim tamlaması değil sıfat tamlamasına dönüşür. Dolayısıyla buradaki enşite eliflam takısız gelmesi gerekiyordu. Bu boşluğa gelemez sorumuzun. Doğru cevabı B şıkkı olacaktır. 3. Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Yuhadziru haddere yuhadziru tahziran. Tef'il babından müzari fiil uyarıyor kim? El hubera'u. Habir uzman hubera uzmanlar. Kimi veya neye karşı? Minel marad. Hastalığa karşı el mudi. Mudi bulaşıcı. Bulaşıcı hastalığa karşı uyarıyor kimi uyarıyor dim aklınıza bu geliyor kimi uyarıyor şimdi burası eh khubara fiilinden fail olarak gelmiştir ve raf alameti ötredir çünkü nedir arkadaşlar cemi teksir olarak gelmiştir minel merad meful bi kayesari harfi cerlen mecmumel mansub el mudide merazdan sıfat olarak gelmiştir muhtemelen arkadaşlar buraya ne gelecek meful gelecek kimi uyarıyor hangisi gelmedir El eşhasa bakıyorum cerh ile gelmiş. Şimdi bir kelimeyi cer olması için ya önünde bir harfi cer olacak. Aynen min gibi. Bakın minel merazi. Ya bir harfi cer olacak bir kelimenin cer olması için veyahut da bir önceki sorudaki gibi muzafın ileh olması lazım. Bir muzafın ileh olacak ya da önünde harfi cer. Başka hiçbir şekilde bir kelime esre olamaz. Cer haliyle gelemez. Dolayısıyla buradaki A şıkkı buraya gelemez. B şıkkına bakalım. Ennas. Ennasu burada fail olarak gelmiş. Yuhazziru ennasu. insanlar uyarıyor raf alametiyle geldiği için bu da boşluğa gelemez. Bu vatın cemi müzekker salimdir. Peki bu da raf haliyle gelmiştir. Normalde e, cemi müzekker salimin nasb ve cer alameti ye iledir. Vav alameti onun raf halidir. Vav ile gelmesi raf halidir. Demek ki o zaman arkadaşlar c şıkkı da olamaz. Müslimaten Buraya dikkat. Arkadaşlar cemi Müennes salimin. Şimdi burada fethayı fetayı görüp de bak bu olur diye yanılmayalım. Çünkü cemi müennes salim olan müslümatin müminat veya müslümatun müminatun muallimatun olan kelimelerin hem nasb hem cer hali esreyledir. Bu kelimeler asla fetayı almaz arkadaşlar. Nasb alameti olarak esre alırlar. O yüzden değişiklik olamaz. Bakıyorum el muvatinin cem Salim'in nasb alameti Y ile gelmiştir. Eliflamlı da gelebilir. Eliflamsız da fark etmiyor. Ama doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Biz burada cümlenin ögelerine meful olduğunu anladığımız için o yüzden nasb alametiyle olan bir kelime arıyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Altı çizili kelimenin irabı aşağıdakilerden hangisinde doğrudur? <Kalın> Ka enne hâder raculel ke enne hader racülel acuze yuridu yuhbiruna bişeyin. şeyin. Ke nedir? İnne enne ke enne lakinne leyte illa ve la ismini nasb haberini raf eden edatlardandır. Hada ke ismidir. Şimdi düşünün ki Ken'ne ke burada yok arkadaşlar. Keenneyi yokmuş gibi bir kabul edelim. He-da bu nedir? Eğer eliflam takısı olmasa burada he-da racülün bu adamdır diyecektik. He-da burada müpteda işaret ismi olduğu için mahallen merfu racülün haber diyecektik. Haber diyecektik. Acuzun bu yaşlı adamdır diyecektik. Eliflam olmayacaktı ve racülünün sıfatı olacaktı. Peki şöyle yapalım. Racule eliflam takısı getirelim. Hader racülü bu adam Acuzun'daki eliflem eliflam takısını atarsak bu adam nedir? Yaşlıdır. Bak az önce bu yaşlı adamdır dedik. Acuzu racülden sıfat yaptık. Şimdi de bu adam racülü hazadan sıfat yapıyoruz. Acuzun bu sefer haber oluyor. Bir öncekinde sıfattı, şimdi haber oluyor. Bakın eliflam takısını getirerek anlam ne kadar da değişiyor. Bu adam acuzun, yaşlıdır. Peki buna da eliflam takısı getirelim. Şimdi ne olacak? Hader racülül acuzu. Bu yaşlı adam. Racül hederden sıfat, acuz da adamdan sıfat. Racülden Bu yaşlı adam nedir? Yürüydü İşte bu sefer haber fiil cümlesi haber oldu ve cümle olduğu için mahallen merfu. Eğer şunlar olsaydı haber lafzen damme ile merfu diyecektik. Fiil cümlesi olduğu için mahallen merfu. Yuh biruna bize söylemek istiyor. Bir şeyin bir şey söylemek istiyor bize. Bu şekilde arkadaşlar. Keenne olmasa. Devreye keenneyi koyduğumuz zaman bu sefer ne oluyor arkadaşlar? Keenne heze. Heze zaten marife olduğu için tekrar lam taksi getirilmez. Kenne ke hâdâ râculel bu sefer her ikisi de e, keennenin isminin sıfatı olduğu için nasb ile gelmek zorundadır. Bir öncekinde müptedanın sıfatı olduğu için raf ile geldi. Çünkü müpteda merfuattandır. Burada keennenin yani ismini nasb haberini raf eden e, edatlardan keennenin İsminin e, isminin sıfatı olduğu için nasb alamet ile gelmek zorundadır. Çünkü o mensubat kurbanı. yürüydu da kendinin fiil cümlesi haberidir. Mahalle merfu olarak gelmiştir. Peki. Yürüydü istiyor. İsteyen kim? Bu adam. Dolayısıyla yürüydünün faili tahtında hüvedir arkadaşlar. Faili tahtında hüvedir. Neyi istiyor? Yuh bir bir şeyin. Bize bir şey haber vermek. İstediği şey ne? Bize bir şey söylemek. Cümlesi yürüydün arkadaşlar. Cümle olarak gelen mefulüdür. Mahallen mansuptur, Ekbere yuhbiru. Bize haber veriyor. Ta, faili tahtında hüvedir. Kime? Na. Bize söylüyor. Fiile bitişen mansup muttası zamir olup na. Onun mefulü konumundadır. Mahallen mansup. Neyi? Bir şeyin. Bir şeyi. Bu da yuhbiru fiilinin ikinci mefulüdür arkadaşlar. Harfi c ile gelmiş, b harfi c ile bi bir sari. harfi c ile mecür mahalle mansub ama bakın na ve bir şeyin yuh bir ufiyinin mefoludur, yuh bir şeyin cümlesi de yürüydünün cümle olarak gelen mefoludur. İnşallah anlatabiliyorumdur arkadaşlar. Peki sorumuzun cevabına bakalım. Ne dedik? Keenlerin ismi tabii ki her, her zaman haza gelir. Burada lafzen demeyeceğiz. Mahallen mansup diyeceğiz. Kendinin ismi mansubattandır. Fail değil eledik. Mukaddem haber değil eledik. Kendinin ismi ancak lafsen değil. Kendinin mukaddem haberi değil. Kendinin ismi mahallen mansup olarak gelmiştir. Doğru cevabımız E şıkkıdır. <laughs> 5. sorumuz. Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kânel feta genç idi oldu. Neydi? Yebhatu arıyor idi. An metâ'ihî eşyasını arıyor idi. Fil gâbeti ormanda. Kâne ismini raf haberini nasbeden nakıs fiillerden. El feta onun ismidir. İsmi kânenin ismi merfuat grubundandır. Kendisine ben raf alameti aramam gerekiyor. Ancak kelimenin yapısına baktığım zaman şuradaki el fetanın yapısına baktığım zaman sonda illet harfi bu ille harfinden önceki harfin harekesi üstün olduğu için buna elifi maksura diyoruz. Bu kelimelere ismi maksur diyoruz arkadaşlar. İsmi maksur grubun olan kelimelerin hem raf hem nasb hem cer hali takdiridir. İrab'da takdiri olarak yapılır. Tabii ki aslı el feteyüdür. Yani kânel feteyü. Eğer burada feta değil de racül olsa kâner racülü diyecektik değil mi? Racülü. Neden? Kânenin ismi merfuattan olduğu için raf alameti aramamız lazım. İşte buradaki feteyu e, ye'yi söyleyemiyoruz. Neden? Dile bir ağırlık olduğu için okunurken ağırlık verdiği için arkadaşlar varmış gibi kabul edilir ve irabu takdir edilir. Takdir amber. Ama yukarıda dediğim herda, Hadihi, işte işaret isimleri, ismi mevsuller bunlar. Mebni kelimeler olduğu için zamirler. Bunların irabı mahallidir. Yani orada hiçbir zaman ötüre gelemez. O bulunduğu konum itibariyle sadece failin yerine, mefulün yerine geldiği için zamirlerden, işaret isminden, mebni kelimelerden bahsediyorum. Onların irabı hep mahallidir. Sadece konum itibariyle faildir o arkadaşlar. Ancak buradaki ismi maksur veya ismi mankus olan kelimeler arkadaşlar ee, buradaki ötre dile ağırlık geldiği için okunamıyor. Bu sebepten dolayı burada varmış gibi kabul edilir. İrabı takdiri yapılır. Takdiran merfu yebhatu kânenin fiil cümlesi haberi. Kânenin haberi mansubattan. Buna da mahallen mansub. Neden buna mahallen dedik? Çünkü bu cümle haberdir. Cümleler arkadaşlar irabı mahallidir. Mahalli irab alırlar. Mahallen mansub. İnnenin haberi olsa mahallen merfu diyecektik. Kânenin haberi olduğu için mahallen mansub. Arayan kim? Genç. Yebhatu fiilinin faili tahtında hüvedir. Neyi arıyor? An meta'ihi. Eşyasını. Burası mefulun bir gayri sarih. Harfi celle mecrumu ala mansub. Meta muzaf hu muzafın ile fil gabeti. Nerede? Ormanda. Mekanı belirttiği için mefulun fihtir. Harfi celle mecrumu ala mansub. Buraya ne gelecek arkadaşlar? Buraya meta'nın bir sıfatı gelecek. Şimdi bakıyorum. Sıfat metbuuna dört yerde tabi olacaktır. Bu meta arkadaşlar. Metbu yani mevsuftur bu. Mevsuf yani ne demek? Sıfatlanmış, vasıflanmış, sıfatlanmış anlamında. Vasıfı yasıfı sıfaten vasıfun mevsufun sıfatlanmış. Nerede uyacak arkadaşlar? Birincisi bu e, an harfi ile ile e, an harfi cer ile cer olduğu için esre geldiği için mutlaka onun sıfatı da esre olacaktır. Direkt ben o zaman c şıkkını eledim. Çünkü fetalı gelmiş. 2. Meta kelimesi hu zamiriyle marife olduğu için. Marife olduğu için. E, dolayısıyla buraya gelecek olan sıfat marife gelecektir. Bakıyorum. B şıkkı nekre olarak gelmiştir. B'yi de eledim. 3. Meta kelimesi arkadaşlar nedir? Müzekkerdir değil mi? Dolayısıyla onun sıfatı müzekker olarak gelmesi lazım. E, A şıkkı mühendis olarak gelmiş. Onu da eledim. Yani sıfat mevsuf arasındaki uyuma bakıyoruz. Dördüncüsü meta kelimesi müfret olarak gelmiştir. Müfret müzekker. Onun sıfatı müfret gelecek. E şıkkında ziya da'i'un dai çoğulu. Da'i ziya'un çoğulu cemi olarak geldiği için e ile eledik. D şıkkında hem cer olarak gelmiş hem eliflamlı marife olarak gelmiş hem de müfret olduğu için o da müfret olarak gelmiştir. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Cümlesindeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? ra ben gördüm. Ra fiili, evet arkadaşlar nakıs bir fiil. Görme işlemi var. Bu işlemi yapan kim? Tü benim. Buradaki tü zamirdir arkadaşlar. Zamir olduğu için irabı mahalli olacaktır. Tabii ki bulunduğu konum nedir? Ra fiilinin faili. Fail merfuattan olduğu için mahallen merfu diyeceğim. Ben gördüm. Peki şimdi bunu e, hal mi yoksa sıfat mı olduğunu bakalım nasıl anlayacağız? Kalikan, endişeli. Havl karar. <laughs> karar alma konusunda karar almadı anında Fil mahkemeti, mahkemede endişeli gördüm. Şimdi şıklara baktığım zaman boşluğa gelecek kelimenin yapısında arkadaşlar bir ismi maksur grubun şey ismi mankus özür dilerim. İsmi mankus olduğunu nereden anlıyorum? Son harfi illet harfi illet harfinden önceki harfin harekesi esre olursa buna ismi mankus diyoruz. Mankus. Evet mankus olan bir kelime olduğunu görüyorum. A, B ve E şıklarında. Şimdi D ve C şıkkına bakalım. Gören kim? Benim. Fail var mı? Var. O zaman el hakimi burada raf haliyle gele gelemez. Ben kimi görüyorum? Hakimi görüyorum. Dolayısıyla arkadaşlar burası raf haliyle olamayacağı için bunu eledik. D şıkkına bakalım. Hükkam. Tamam ben hakimleri görüyorum. Eğer bu galikan sıfatı olsa hakimler hükkam çoğul olduğu için sıfatı çoğul gelmesi lazım. Eğer bu hal olsa o zaman bu çoğul olduğu için sahibül hal olduğu için o zaman yine burada yine diye cemi olarak gelmesi lazım. Demek ki bu da olamaz. Geldik o zaman ismi mankus olan kelimeye kadi kelimesine. Arkadaşlar şuradaki el kadi veya kadin kelimesi hem raf hem cer hali takdiridir, nasb hali arkadaşlar nedir? E, lafzidir. İsmi mankusun böyle bir özelliği vardır. İsmi maksurda raf, nasb, cer hali takdiri gelir. Ancak ismi mankus grubundaki kelimelerde sadece raf ve cer hali takdiri gelir, nasb hali lafzi, lafzen gelir arkadaşlar. Şimdi gadin... E, cer halinde zaten gelemez. Çünkü burada cer yapan bir şey yok. El kadi geliyorsa buraya arkadaşlar o zaman bu aslında el anlamındadır. Çünkü burada raf hali takdir edilmiş gibidir yani. El Neden? Çünkü yani el kadi şeklinde olabilir. Mesela merartu bil kadi şeklinde de B harfi ceri ile gelse de yine kadi şeklinde diyeceğiz. Ancak cer eden bir şey olmadığı için ben cer halini bir kenara koydum. Artık raf halini ele alıyoruz. Peki el yani el kadiye diyemeyiz bunu arkadaşlar. Çünkü neden diyemeyiz? Çünkü onun e, e nasf hali lafsi olarak geldiği için bu burada yazılması gerekiyordu. O zaman bu raf haliyle olduğu zaman e, fail olur bu sefer. Demek ki bu da olamaz. Yine kadin arkadaşlar hem cer hem raf halidir. Kadin, bir kadı. E peki bunu cer eden bir şey yok olamaz. Raf haliyle e, gelebilir mi? Raf haliyle de gelemez. Raf haliyle gelse burada bu cümlede fail olur. E, fail zaten var. Demek ki bu da olamaz. Geldik buraya. Gadiyen. Peki burada nerede anlıyorum arkadaşlar fetal olduğunu? Bakın yanında bir elif olduğu için anlıyorum ki bunun harekesi fetalıdır. Gadiyen. Ra'ytu gadiyen bir hakim gördüm. Nasıl hakim? Galikan. Endişeli. Burası hal olması için arkadaşlar. Hal buradaki sahibül halin ne olması lazım? Marife gelmesi lazım. Nekro olarak geldiğine göre burası sıfat olarak gelmiştir. Hakimi endişeli gördüm. Mahkemede karar alırken, karar alma esnasında onu endişeli gördüm. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Bilmiyorum acaba sizlere güzel bir şekilde bunu aktarabiliyor muyum? İfade edebiliyor muyum? İnşallah arkadaşlar anlatabiliyorumdur. Yukarıdaki cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur? عند ممارسه الرياضه يبدا الجسم في استهلاك الطاقه الموجوده به عند ممارسه الرياضه spor yaparken spor yapma anında يبda başlar ne el cismi vücut beden neye istihlak al taqa taqa enerji enerji tüketimine başlar Hangi enerji el-mevcudeti var olan enerjiyi bihi hu zamiri buradaki cisme gidiyor. O vücutta, vücutta var olan enerjiyi tüketimine başlar. Arkadaşlar burada sizi şaşırtmak istedikleri şey nedir biliyor musunuz? Burada a bu zarf ile başlamış. O zaman şibih cümle haber diye düşünmenizi istiyorlar. Yani bakalım bu her zarfla başlayan şibih cümle haber mi diyor? Şibih cümle mukaddem haber. Yani düşünün ki lissaffi sınıfta vardır. Ne? Tullabun öğrenciler vardır. Orası harfi cerle başlamış şibih cümle. Veya emamel beyti evin önündedir. Kim? Seyyaratun araba. Evin önünde araba vardır gibi. Zarf veya şibih cümle başladığı zaman hemen mukaddem haber mi diyecek diye sizin düşünmenizi istiyorlar. Ancak bakıyorum eğer burası mukaddem haber olsa müptedası niçin fiil olsun? Müpteda fiil olmaz ki. Fiil haber olur. Fiil cümlesi haber olarak gelir. Burası demek ki arkadaşlar mef'ulün mef'ulün vurgu yapmak için öne geçtiği bir cümledir. Normalde fiil cümlesinde fiil fail olarak başlar. Bakın fiil cümlesine fail asla fiilden önce gelemez. Gelse zaten o zaman müpteda haber olur. Ancak meful gelebilir. Neden? Vurgu yapmak için, dikkatinizi oraya çekmek için, spor yapma anında, spor yaparken zarf olduğu için arkadaşlar burası mefulun fihtir. Yebdeu fiildir. Faili kimdir? El cismu. Fail. Başlayan ne? Vücut. Demek ki fail olduğuna göre C şıkkı eledik. Muzaf var mı? Bakalım muzaf. Mümarese muzaf. Riyade muzafın iley. D'yi de, de eledik. İnde mümarese til riyade. İnde burada mefulü fihtir arkadaşlar. Spor yaparken sıfat mevcude de taakadan sıfat olarak gelmiştir. Hangisi yoktur? Mukaddem haber yoktur. Değerli arkadaşlar cevabımız A şıkkı olacaktır. Cümlesinin meçhul forma çevrilmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? Yukaddimu, kaddeme yukaddimu. Sunuyor. Kim? El müellifun. Telif edenler yani e, yazarlar. Müellif ellefe yuellifu te'lifen müellifun. Yazarlar neyi? Kütübehüm. Kütübehüm. Kitaplarını telif ediyor. El matbu'a. Basılmış kitaplarını. Bu yıl basılan veya bu yıl çıkartılan fil ma'âridil kübra ma'âriz, gayri akil ve cemi e, teksir arkadaşlar. Sergiler, fuarlar ayrıca gayrimusarif bir kelimedir. Normalde esreyi kabul etmez. Gayrimusarifte iki durumda istisna vardı. Bu da birincisi elif takısı takısı alırsa ki aldığı için ma'âridi şeklinde cer okuyoruz. El kübra büyük. Bil Medineti, şehirdeki büyük sergilerde, büyük fuarlarda veya şehrin büyük fuarlarında bu yıl kitaplarını tanıtıyorlar anlamında. Yukaddimu takdim ediyorlar. Kim? Bu işi yapan kim bu fiili? Arkadaşlar e, yazarlar. Biz bunu meçhul forma çevireceğimiz zaman artık o fiilden şey o cümleden faili atarız. Fail olmaz. O fail yerine biz ilk mef'ulü birinci mef'ulü naibu fail yaparız. Naibu fail. Yani kitaplar takdim ediliyor. Kim takdim ediyor bilmiyoruz. Takdim ediliyor diyeceğiz. Dolayısıyla A şıkkında bakıyorum. Yukarıda müellif fail koymuş. Sadece faili müfrede düşürmüş. O yüzden A şıkkını eledik. Evet özür dilerim. Buraya şıkları unutmuşuz arkadaşlar değiştirmeye. A, B, C, D E olacak. B şıkkına bakıyorum. Yukaddemu yukaddemu sunuyor. Ha bu arada tabii ki fiilin kaddeme yukaddemu fiilinin meçhul hali yukaddemu olacak. Yukaddemu. E, e şıkkına bakıyorum. Yukaddimu tukaddemu gelmiş. Bu malum formudur. Dolayısıyla e'yi de eledik. Malum formu olduğu için e şıkkını da eledik. Yukaddemu tukaddemu tukaddemu. Peki ya, tanıtılan ne? Kitaplar. E, kitapları hemen biz biliyoruz ki gayri akil akılsız varlığın çoğuluğu eğer burası akılsız varlığın çoğulu naibu fail olarak geliyorsa fiil de o zaman müfret müennes olarak gelmesi lazım. Çünkü akılsız varlığın çoğulunda fiil müfret müennes gelir. E, B'de yukaddemu e, müzekker olarak geldiği için B'yi de eledik. Ne kaldı? C ve D şıkları kaldı. Tukaddemül A zamir ile eliflam takısı hiçbir kelime de olur mu ya? Ne yapmış bu böyle? Hiç Elif zamir bir arada gelir mi? İkisi de zaten marife eden şeylerdir. Alametleridir. Dolayısıyla sadece biri olacak. Bir kelime de ya zamir olur. Zamirle marif olur. Veyahut da yani burada zamir gelerek muzaf olduğu için marif olmuş. Veyahut da Elif Lam takısı gelecektir. Dolayısıyla C'yi de eledik. Ne kaldı? D şıkkı. Tukaddemu. Sunuluyor. Tanıtılıyor. Ne? Kütübühüm. Hümzamiri gelmese mesela buradaki gibi el kütübü dese o da olur. Onların kitapları el matbuatu basılan gayri akil olduğu için sıfatı müfret müennes gelmiş. Hadel bu yıl filme me'aridil kubra bilmediğin şehrin büyük fuarlarında tanıtılıyor. 9. Cümlesindeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Tet'allemu, teallema, yeteallemu, tet'allemu, Tefaul babından müzari fiil müfret müennes. Evet, eğitim görüyor. El feteyat, fete, fetatun feteyat. Kızlar fi adab. Edebiyat fakültesinde eğitim görüyor. İşaret ismi sormuş arkadaşlar. Şimdi... Feteyat nedir? Gayrakil değil. Yani akılsız varlığın çoğulu değil. Canlı feteyat kızlar anlamında Cem'i müennes olduğu için bir kere biz müfretleri bir eleyelim. Müfret tesniyle. Her müfret eledik. Evet. Bunda da unutmuşuz şıkları yazmaya. Aa, arkadaş. Soruları hazırlarken e, acele ettim herhalde arkadaşlar. Unutmuşum. E, buradaki şıkları değiştirmeye. Gözümden kaçmış. Olabiliyor. Yani o an sanki her şey doğruymuş gibi geliyor bana. Şu an bakıyorum da nasıl yapmışım bu yanlışlığı. Peki hezani tesni olduğu için bu da olamaz arkadaşlar. Bunu da eledik. Ellezine ve ellevati. Peki ellezine nedir arkadaşlar? Cemi müzekkerdir. Müennes değil müzekker. O yüzden bunu da eledik. Geldi ellevati ve herüler. Şimdi arkadaşlar ismi mevsuller gelmesi için kendisinden önce bir isim gelmesi lazım arkadaşlar. Bir isim olması lazım. Fiil değil. Fiilden sonra değil isimden sonra gelir. ismi mevsuller dolayısıyla burada ellevati gelemez. O yüzden A, e, şıkkında eliyoruz. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Heulâ'i il feteyat Burada sıfat olarak geldiği için bu kızlar Edebiyat Fakültesi'nde teteallamu eğitim görüyor. 10. Aşağıdakilerden hangisi Se'afilinin müzari hünne zamirine ait çekimdir? Sa'a, sa'a ya, sa'av. Sa'a, yes'a. Naksı arkadaşlar. Sa'a, sa'a ya, sa'av. Burası cemi, hüm zamirinin e çekimidir. A'yı eledik. Evet. Yes'a, Yes'ayani yes tes tes yani, Tes'a, Tes'ayani yani, yes'a yine. İşte burası. Yes'a yine. Hüm zamirinin olduğu yer. Diğerine bakalım. Saaytum. Sa'a sa'ya sa'av sa'at sa'ata sa'ayne Sa'ayte. Bak sa'ayne olsa mazi'nin hünne zamiri. Sa'ayne. Sa'ayte sa'aytuma sa'aytüm. Burası en tüm zamirinin olduğu yer. En tüm zamirinin olduğu yer. C şey yeledik. Tes'avne. Evet hünne zamirinde y gelir arkadaşlar. t gelmez. T en tümne de gelir. Veyahut da e, nerede gelir? En tümde gelir. Bakalım. Yes a yes ayani yes aune tes a tes ayani yes aine tes a tes ayani tes aune tes aine tes ayani tes aine. Evet burası entümün yeri arkadaşlar. entüm. tüm. Tes aine de hem anti zamirine gelir. Tes aine tes ayani tes aine hem de en de gelir. Yani en de gelir arkadaşlar. Bunu da bunları da eledik. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Yes ayna müzarinin hünne e, sığgası. Cümlesindeki altı çizili kelime için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ya eyyuher rical Ey adamlar len tetecavezu Ne yapmayın? Geçmeyin. Aşmayın. Neyi hududeküm <_uhar> Hadlerinizi. Ya nida harfi. Eğer Eyyuha olmasa arkadaşlar burası Ya Ricalun olur. Ya Ricalun. Ey adamlar. Ya Ricalun. E, burası arkadaşlar e, ne oluyor? O zaman Rical burada münada olacaktı. İşte ya Nida harfi Rical münada diyecektik. Ancak burada Eyyu geldiği için artık münada burada. Bu gibi kelimeler arkadaşlar münada Eyyu'dur. Ya Nida harfi Eyyu münada A ha, tembih harfidir. Tembih dikkati çekmek için. Er rical arkadaşlar eyyüden veya Ehadan sıfat olarak gelmiştir. Neye dikkati çekiyor? Adama eyyüher rical. Tembih harfi ha'dır. Er rical burada eyyüden sıfat olarak gelmiştir. Olur da soruda burada mesela ricalin altını çizerseler münada demeyin arkadaşlar. Münada burada eyyüdür. Rical münadanın sıfatıdır. Len müzarifili fiili nasb eden edatlardan tecavüze yetecavüzü. Değil mi? Nasb alameti müfretlerinde fethadır. Tesniye ve cemilerinde nun harfinin düşmesi olacaktır. Müzari len ile mansup nasb alameti ahirindeki fetha demiş. Hayır. Çünkü sığgası ne? Cemi müzekker arkadaşlar. A eledik. gitmiyor. lem ile meczum. Bir kere len ile meczum olmaz. Aslan len nasb edatıdır. E, B'yi de eledik. Mazi fiil değil, müzari fil C'yi de eledik. Müzari len ile mansup nasb alameti. Sondaki vav harfi. Hayır arkadaşlar. Vav harfi onun failidir. Faildir burada vav harfi. Hududekim. Hudutta tetecavezinin mefulü bir sarıydır. Hudut muzaf, küm muzafın ileyhtir. Müzarifi len ile mansup nun harfinin sukutu. Evet. Düşmesi yani nunun düşmesi. Cevabımız E şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin türünü gösteren mefulü mutlak vardır? Mefulü mutlak 3 sebepten dolayı gelirdi arkadaşlar. Birincisi nedir? Fiilin anlamını pekiştirmek. İkincisi fiilin türünü dedi. Yani fiilin nasıl yapıldığını gösteren mefuldür. Nasıl yapıldı? Üçüncüsü de fiilin Kaç defa yapıldığını gösterir. Fiilin kaç defa yapıldığını gösterir. Evet biz fiilin türü dediği yani fiil nasıl yapılıyor onu bulacağız. İste'adde hazırlandı et öğrenciler neye? Lil-imtihanat, imtihanlara, sınavlara nasıl hazırlandı? Yani daha doğrusu buradaki anlamda den öyle bir hazırlandı ki buradaki istiadde fiilinin arkadaşlar anlamını pekiştiriyor. Ya öyle bir hazırlandı ki bildiğin gibi değil ya. Çok iyi çalıştılar anlamında. Bu fiilin anlamını pekiştiriyor ki akıllarda hiçbir şüphe kalmasın. Acaba yani tam mı hazırlandılar eksik mi diye bir şüphe olmaması için buradaki fiilin anlamını pekiştiriyor. A olamaz. Nes cüdü secde ediyoruz. Lillahi Allah için ne kadar secdeteyin. iki defa fi kulli rak'atin her rekatta fi salavatina namazlarımızda her rekatta Allah için iki defa secde ediyoruz. Burada e, secde etme fiilinin kaç defa yapıldığını gösteriyor. Bu da değil. Yakudu kullanıyor. Es-sa'iku sürücü şoför neyse yaratehu arabasını nasıl gıyadeten sürüşle nasıl seriaten hızlı bir sürüş. Hızlı. İşte burada fiil bu sürme işlemini nasıl yapıyor arkadaşlar? Seri Bakın bu tür cümlelerde bazen mef'ulü mutlak hasfedilir arkadaşlar. Tamam mı? Mef'ulü mutlağın yerinde o mef'ulü mutlak özelliği onun sıfatına e, sıfatına geçer artık. Dolayısıyla seri atan burada mef'ulü mutlak deriz. Buradaki fiilin nasıl yapıldığını bize gösteriyor. Cevabımız C şık. Ne demiş burada? Gasalet yıkadı et kız çocuğu veceha yüzünü kaç defa? Kamse merrat. Beş kez. Fiilin kaç defa yapıldığını gösteriyor. Minel mutavakka beklenmektedir. ne? En yetena kasa. Azalması. Ne azalması? Te'thirul virüs. Virüsün etkisinin azalması. Hatta nihayetil am. Yıl sonuna kadar. Virüsün etkisinin azalması beklenmektedir. Azalan şey ne? Şimdi burada sanki arkadaşlar yetenakası tesira gibi geliyor değil mi? Belki öyle düşünülebilir. Etkisinin azalması. O bu şekilde gelmez arkadaşlar. Beklenmeden dolayı, minel mutavakkıdan dolayı geliyordur yani. Normalde şu şekilde sorarsak azalan şey ne? Ne azalıyor? Bakın ne sorusun cevabı? Etki azalıyor. Dolayısıyla burada yetenakasu fiilinin faili tesirdir arkadaşlar. Yetenakasu en ile nasıl olmuştur? Tesir onun faili tesir muzaf virüs muzaf ile ne zamana kadar? Zaman belirttiği için arkadaşlar mefhulun fi hatta nihayetil am yıl sonuna kadar hatta muzaf nihaye muzaf ile nihaye muzaf el am muzafın ile olarak gelmiştir. Evet. Yani aslında buradaki hatta harficer olan hatta'dır değil mi? Harficer olan hatta olduğu için e kadar anlamında. Buradaki hatta fiilin başına geldiği zaman müzari fiili nasp eder. Hatta en yettenakese azalıncaya kadar. Değil mi? Mesela e... <laughs> eğer buradaki hatta'yı müzari fiilin başına getirseydik o zaman onu nasp edecekti. Ancak e, ismin başına getirdiğimiz için ismi cer etti arkadaşlar. Burası harfi cer. Nihayede harfi cerle mecrur olarak gelmiştir. Evet, bu şekilde diyelim. Ama hatta nihayetil am e, cümle olarak da mef'ulü fi e, diyebiliriz. Cümlesinde aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur? Yocubini <laughs> beni ne yapıyor? Teaccübüme gidiyor. Hoşuma gidiyor. Ne? Enneke senin olman nedir olman? Tu havilu, çalışıyor olman, gayret ediyor olman. En tuhsine, iyilik yapmaya. ilal fukara, senin fakirlere iyilik yapman benim hoşuma gidiyor. İşte benim hoşuma giden şey ne? Şu cümlenin tamamı. Senin fakirlere iyilik yapman. E'cebe yucibu. Yucibu. Evet arkadaşlar benim hoşuma gidiyor. Hoşuma giden şey ne arkadaşlar? Yuci bu fiilinin faili gelir. Bak hoşuma giden ben olsaydı buradaki elifle uci bu olurdu. Ama hoşuma giden şey enneke tuhavül entuhsen illel cümlesi olduğu için cümle olarak gelen faildir bu. Yuci bu fiilinin failini size sorarsalar arkadaşlar şu cümledir. Hoşuma giden kimin hoşuna? mi benim hoşuma gidiyor. İşte buradaki nun kaynaştırma nunu ye de e, fiile bitişen. Mansup muttası zamir onun mef'ulü konumundadır. Mef'ul burada öne geçmiş. Mahallen mansup. Enneke tuhavlen tuhsin ile'l fukara cümlesi. Yüce fiilinin cümle olarak gelen failidir. Ve fail merfuattan olduğu için cümle olarak geldiği için mahallen merfudur şeklinde dememiz gerekiyor. Peki. Enne ismini nas mabeyni raf eden edatlardan ke ennenin ismi. Mahallen mansub tuhavlu ennenin fiil cümlesi haberi mahallen merfu. Çalışıyor. Neye çalışıyorsun? Sen en ile fakirlere yardım etmeye çalışıyorsun. Bu cümlede arkadaşlar. Bak cümle içerisinde cümle çıkıyor. Şu cümlede tuhavlu, tuhavlu fiilinin cümle olarak gelen mefhulüdür. Ve mahallen mansubdur. Tuhavlu'nun faili kimdir? Tahtında entedir. K'ye dönüyor. Entedir tahtında. Peki en müzarifini nasip etmiş. Tuhsin'in faili kim? İyilik yapan sensin değil mi? En tohsine, Yine tahtında entedir. Kime? İle'l-fukara. Burası da tohsinunun mefhulü bir gayri sarıydı. Harfi celle mahalle mansub. Ama şurası şurası en tohsine cümlesi. Tuhabil'in mefhulüdür. Cümle olarak gelen mefhulü. Ancak şurası da yocibununun cümle olarak gelen failidir. Hepsinde de cümle olarak geldiği için mahalli irap alacaktır. Mefulü bir sarih var mı burada arkadaşlar? Ennenin ismi var değil mi? K ennenin ismidir. Direkt eledik. Fail var dedik. Eledik. Yani zaten cümle olarak faili görmeseniz bile arkadaşlar tuhavilin faili entedir. Tuhsinun faili entedir. Eledik. Evet. İle fukara mefulun bir gayri sarihtir. Bunu da eledik. Evet. Buradaki nun nedir arkadaşlar? Mefulü bir Fi Fiile bitişen nun. Onun mefulü mef konumundadır. Bunu da eledik arkadaşlar. Bu cümlede hangisi yok? Mefulün fi yoktur. Cevabımız e şıkkı olacaktır. Cümlesindeki altı çizili kelimenin irabı nedir? El mürahiku, mürahik genç demek. Ellezi öyle genç ki metrukün terk edilmiş genç. Kimden? Kim tarafından? Min habibetihi, sevgilisi tarafından terk edilen genç. Yermi atıyor hatifehu telefonunu fi yedihi elindeki telefonunu alel ardı yere li gadebin sinirden sinirden elindeki telefonu yere atıyor. Evet ramada diyebildi. Attı da diyebiliriz, Müzari olarak söyledi. Altı çizili kelime yer mi arkadaşlar? Mürahik burada müpteda lafzen damme ile merfu gelmiştir. Ellezi ismi mevsudur arkadaşlar. Mürahik e açıklıyor. İsmi mevsudan sonra gelen cümle sıla cümlesidir. Sıla cümlelerinin iraptan mahalli yoktur. Şuraya kadar. İşte yer miydi arkadaşlar? Nedir? Mürahik olan e, müptedanın fiil cümlesi haberidir. Ve cümle haber olarak geldiği için irabı mahallidir. Mahallen merfu. Fi cümlesi haber mahallen merfu. Faili mürahika dönen tahtında hüvedir. Hatif yer mi fiilinin mefulü bir sarifet. Öyle nasıl olmuştur? Evet. E, hatif muzaf, hu muza file. Peki telefon neredeki? Ne halde? Fi yedihi. Elindeki telefon arkadaşlar. Buradaki e, mefu şeydir arkadaşlar. Şibiş cümle haldir şibih cümle hal olarak gelmiştir. O telefon hangi halde? Elindeki, elinde bulunma halinde arkadaşlar. Nereye? Alel ardı mef'ulü bi gayri sari. Harfi cerle mecrurun halli mansub. Li gadabinde niçin peki? Sinirden. Mef'ulü li ecli, mef'ulü leh'dir. Dolayısıyla harfi cerle mecrur mahallen mansub, mef'ulü li ecli. Yani buraya belki aklınıza gelebilir. Fi yedihi telefon nerede? Elinde. Yani e, ama burada işte hani şey halinde. Orayı anlayabilmek lazım arkadaşlar. O e, şeyin hali ne? E, daha doğrusu biz burada hatip dedik ama belki de e, çocuğun yani genç genç böyle işte elinde telefon olması halindeyken o haldeyken yani benim düşüncem burası hal olacaktır. Evet. yer mi fiil cümlesi haber laf sen demiş. Hayır. Cümle haberler zaten. Bakın zaten cümle haber diyor. O zaman mahalle oluyor. Fiil cümlesi haber. Mahallen merfu doğru. Cevabımız B şıkkı. Fiil cümlesi takdiren merfu değil. Muahhar müpteda değil. Nüzari fiil takdiren mansup değil. Arkadaşlar burada bir de size şuna dikkat edeyim. E, etmenizi rica ediyorum. Buradaki yer mi fiilini şu şekilde sorsaydılar. Yer mi kelimesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bu sefer şöyle diyecektik arkadaşlar. Müzari fiil lafzen damme ile merfu demeyecektik. Neden? Bu bir nakıs fiil. Yani bunun aslı yer mi idir. Ancak dile ağırlık geldiği için buradaki e, şey hareke okunamıyor. Dolayısıyla bunun irabı takdiridir. Bakın burada takdiri diyemiyoruz. Çünkü burada kelime değil arkadaşlar. Cümleyi ele alıyoruz. Bu bir cümledir. Fiil failden oluşmaktadır. Dolayısıyla cümle olduğu için cümle haberlerin, cümlelerin irabı mahallidir. Cümlelerin ne var? Mahalli merfu diyoruz. Ancak burada kelimeyi ele alıyoruz. Bu kelimenin raf alameti nedir arkadaşlar? Takdiridir. Normalde mesela yensurune cümlesini düşünün. Yensurune. Yensurune yardım ediyor. Bu cümlenin raf alameti şuradaki nun harfinin olmasıdır. Yen surunun raf alameti nedir? Yen surunun raf alameti lafzen dammeyledir. Çünkü her ikisinde de her üçünde de hatta kendisini bir nasp eden veya bir cezmeden edat yoktur. Müfred olduğu için raf alameti lafzen damme ile e, cemi olduğu için raf alameti nunun varlığı, nunun sübütü, sabit olması, bulunması yer de aynı müfret gibidir arkadaşlar. Dolayısıyla burada bir ötre var. Ancak dile ağır geldiği için buradaki gibi lafsen ortaya çıkamıyor. Dolayısıyla bu takdiren diyeceğiz. Müzari fiil takdiren merfu cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Bakın e, aynı fiil buraya yazmışım. Lem ile cezim alamet olsa onun cezim alameti, cezim edatı gelse cezim alameti illet harfinin düşmesi olacaktır. İllet harfinin düşmesi. Cemi de olarak gelse cemisinde onun da cezim alameti nun harfinin düşmesi olacaktır. Lem yer mi? Lem yer mi yu diye nun harfinin düşmesi olacaktır. Yukarıdaki cümledeki aşağıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelemez? Hünne ismini gördünüz, şey zamirini gördünüz. Mübteda mahallen merfu el Kur'an el Kerim Kur'an-ı Kerim' kulle leyletine her gece mef'ulun fi muzaf muzafı ile. Peki tela yetlü hünne zamini bulacağız arkadaşlar. Hangisi gelemez diyor. Tela teleya telav, telet teleta telavne. hünne zamirin olduğu yerdir. Bu gelebilir. Qara'a, qara'a, qara'u, qara'at, qara'ata, qara'ne. Ünle zamirini bulduk yine. B şıkkı gelebilir. Et. Evet. Liyek ne? Onlar okusunlar demiş burada. Telavne. Tilavet ettiler. Qara'ne. Buradaki T şaşırtmasın siz arkadaşlar. Burası mazi. Yetlu değil yani. Tela, televa, telev. E, tela, televa, telev. Tela, yetlu. Naksı, vavi. Telet, teleta Ne laks var arkadaşlar. Yani fiilin kendisinden olan bir aslından olan t harfidir. Evet, Kara ne de okudular. Liqra ne. Liqra. Liqra litekra ne. Buradaki nun cemi müennes nunudur. Mebnidir. Hiçbir şekilde düşmez. Normalde lam harfi nedir arkadaşlar? Muzari fiili e, cezmeden edan, emri gayb lağımı, cezmeden e, edatlarla değil mi emri gayb lağımı düşmesi lazım. Ancak nunun nüsve olduğu için, cemi mühennes nunu olduğu için arkadaşlar mebnidir ve hiçbir şekilde düşmez. O yüzden doğrudur, gelebilir. Evet, tela yetlu, yetlu, yetluvani, yetlune. Tetlu, tetluvani, Normalde nakısı yai olsa arkadaşlar, e, ee, ne gelmesi lazım? Yetline değil mi? Y ile gelmesi lazım. Yetline. Yer mi? Yer yani? Yer mu ne diyoruz orada? Yer mu ne? Bakın burada burası cemi müzekker hali. Bir de cemi müennes hali yer mi diyoruz? Yer mi Evet. Buradaki vaf onun cem'ul Vav'ı, cemaat Vavi dediğimiz vav olduğu için, faillik alamet olan vav olduğu için asla düşmez. O yüzden vav gelir. Burada da yerminenin faillik alameti nun olduğu için, nunun ismi olduğu için işte buradaki vav düşebiliyor. Yermine'ye dönüşüyor. Ancak bu nakısı vavi olduğu için burada bu vav değişmiyor arkadaşlar. Neden değişmiyor? Çünkü zaten aslı nakısı vav. Nakısı yayı olsa buradaki vavı yeye ye dönüştürecektik. O yüzden gerek yok. Bu yetlunenin müzaride hüm zamirindeki vav, hüm zamirindeki vav cemaat vavıdır. Ama hünne zamirindeki yetlunedeki vav oradaki nedir arkadaşlar? E, fiildeki vavdır değil mi? Onun faili galameti nundur. E, fiilin nakıs fiilin sonundaki vavdır. Evet yetlu da gelebilir. Şimdi liyet tela yetlu liyetlu tela yetlu değil mi? Bakın yetlu lam harfi geldiği zaman illet harfi düşer. Liyetlu 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 sondaki nunlar düşmüştür. Evet. Peki hün ne zaman birinde? Litetlu litetlu Liyet lune gelmesi lazım hünne zamirinde. Oradaki nun, nunun nisve olduğu için, faillik alameti olduğu için asla düşmez. Cemi müennes gaybe ile, cemi müennes muhataba sığgasındaki nunlar faillik alameti olan nundur. Mebnidiler asla düşmezler arkadaşlar. İstediği kadar cezmeden ve nasbeden edatlar gelsin düşmezler. O yüzden burası... Hüm zamirinin sığgasıdır. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Altı çizili kelime için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? <gülüş> U enfüseküm ve ehliküm nara. Evet. Kendinizi ve ehlinizi, ailenizi cehennem ateşinde ne yapın? U koruyunuz. Hangisi doğrudur? Sülâsı mücerredi dava şeklinde gelir. İftial babına nakledince iuteka. Evet bu fiilin aslı arkadaşlar nedir? Veka'dır. Veka korudu. Veka müzarisi yaki. Veka yaki. Emri hazır arkadaşlar nedir? Gı. Veka yaki gı. Bakın emri hazırı nasıl yapıyorduk? Müzarideki muzaraat harfini baştaki harfi atıyorduk. Ve son harfi cezimliyorduk. İllet harfinle de cezim alamet olarak illet harfini düşürüyorduk. İllet harfini düşürüyorduk. O yüzden burası ne oldu arkadaşlar? Gı gı Kı ya gu kı, gı ya ne? Gı Evet, çekmeyecek yani. Gı gı gu gı Şeklinde gelecektir. Peki hangisi doğru? Davamıdır? mıdır? Hayır. Gava arka bakın veka lefifi mefruk va ile ye birbirinden uzak. Kava kuvvetli oldu anlamında, güçlü oldu anlamında, sağlam oldu. Lefifi makrun birbirine illet harfleri yakın, A şıkkı değil. İftial babına nakledildiği zaman eğer ki misal e, fail harfında vav harfi varsa arkadaşlar fail harfında vav veya ye iftial babına nakledildiği zaman o harf T'ye dönüşür. İtteka olur. Veka yeki aslı ivteka ama ilal kaidesi geri ittaqa yettaqi ittakullah anlamında Allah'tan korkun. İttika edin. Burası ittaqa gelmesi lazım. Mazi fiil değil. Burası emir, cem, emir fiildir. Cem-i müzekkerdir arkadaşlar. İftial babına deva. Buradaki ikteva kavanın iftel iftial babına naklidir. Bu da değil. Emir sığasında olup müzarisi yakı şeklinde gelir. Doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Altı çizili kelimenin irabı aşağıdakilerden hangisidir? Da'avtu. Davet ettim. Kimi? Estikai arkadaşlarımı. ila beyti evime. Niçin? Lil aşai. Akşam yemeği için. Eğer bunu esre ile okursanız arkadaşlar. Işa şeklinde. O zaman anlamı yatsı namazı olur. Yatsı. Üstün okursanız akşam yemeği olur. Bakalım. Fail kim? Şuradaki tüydür. Davet eden benim. Fail mahallen merfu. Fail değil. A'yı eledi. bir <laughs> misalih doğru. Takdiran mansup. Evet arkadaşlar. Takdiran mansuptur. Neden? Ee, söylemedim belki de başta. Aynen ismi maksur ve ismi mankus kelimeler gibi mütekellim yasına benim anlamındaki yaya muzaf olan kelimelerin irabı da takdiridir. Takdiren. Yani buradaki mütekellim yağısı olmasaydı estikae olacaktı. Değil mi? Estikae. Buradaki e gelecekti. Bu e'nin buraya gelmesinin hiçbir önüne mani yok. Ancak bu y'den dolayı estikai şeklinde diyemiyoruz. Estikai diyemediğimiz için mecburen estikai diyoruz. Bu mütekellim yağısından dolayı bunun irabı sanki e varmış gibi arkadaşlar takdir edilir takdiran mansup şeklinde veya takdir başka yerde takdiran e, merfu takdiran mecrur şeklinde söyleriz arkadaşlar. Evet. Mesela burada bunu müpteda yapsak estika diyeceğiz. Arkadaşlarım estika'i arkadaşlarım mesela yahdirune ileyye bana geliyorlar burada yine yine estikai mübteda olduğu için esreli okunacaktı. Neden? Mütekellim yasından dolayı. Orada da takdiran merfu diyecektik. Burada bulunduğu konum itibariyle mefulün bih olduğu için takdiren takdiran mansup diyoruz. Mefulün bih gayri değil. Harfi cer yok. O yüzden gayri olamaz. Mefulün bih mahallen değil. İşte burada en çeldirici, şaşırtıcı şık. Mahallen değil takdiren olacaktır. Fail değil zaten. E şıkkı da olamaz altı çizil kelimenin irabı. Lil hizmeti, hizmet için vardır. Fi sebilillah. Allah yolunda hizmetin vardır. Neyi vardır? Ne vardır? Ecrun. Ecri. Azimun. Allah yolunda hizmetin büyük bir ecri sevabı mükafatı vardır. Burası anladığınız üzere öne geçmiş şibih cümle mukaddem haber mukaddem haber. Ecrunda muahhar mübteda azimde ecrunda sıfat olarak gelmiştir. Peki fi sebilillah nedir? Fi sebilillah mef'ulun fihtir. Şimdi aklınıza şu gelebilir ya hocam cümle isim cümlesi. Mübteda ve haber diyorsunuz. İsim cümlesinde mef'ulun ne işi var? Arkadaşlar bakın hizmet kelime hizmet kökü var ise mutlaka bu da bir hizmet etme anlamında bir kademe fiili vardır. Tahtında bu fiil vardır. Yani hizmet etme için vardır. İşte bu hizmet etme fiili tahtında vardır. İşte o kökten geliyor arkadaşlar. Fiise bilillah. Onun tahtında olan kademe fiilinin mef'ulun fihidir. Harfi celle mecru la mansup sebil muzaf. Allah lafzı celali muzafın ileyhidir. Ecrün muahhar mübteda diyeceğiz. Lil hizmeti müpteda değil eledik. Mefulun değil. Evet. Mefulun şaşırtıcı değil mi? Hizmet için anlamında. Ama cümle isim cümlesi. Mukaddem haber. Doğru. Mahallen merfu. Evet cevabımız C şıkkı. Müpteda değil. Mukaddem takdiren merfu değil. Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Vakane raculen. Adam idin. Evet. Edep. Ya yurafu. Yorafu tanınıyor idi beynen nas insanlar arasında tanınıyor idi e, Şıklara baktığımız zaman esma hamse'yi soruyor. Kâne arkadaşlar müfred olarak gelmiştir. İsmi nedir? Tahtında hüvedir. İsmi raculen kânenin haberidir. İsmi mahallen merfudur. E, haberi lafsen fetayla mensuptur. Demek ki burada esma hamse geleceğine göre racülden sıfat olarak gelecek. Bu nedir? Adamdır. Nasıl adam? Bu adam nasıl idi? Evet. Zü edebin. Zü edebin. Edepli. Edep sahibi anlamında. Burada sıfat yapacağımız için racül kelimesi bir kere nasb olarak gelmiştir. Değil mi? Esma-i Hamse'nin bakın zi şeklinde cer haliyle gelmiş. Eledik. Zü şeklinde e, vav ile geldiği için raf haliyle gelmiş. Eledik. Biz nasb haliyle arayacağız. Ezzat e, cemi müennese gelir. Bunu da eledik. Zevu müzekker cemi müzekkere gelir. müzekkerin cemi sıgasına gelir. Bunu da eledik. Geriye ne kaldı? A şıkkı. Za ra şeklinde. Racülen ve ra edebin. Eğer burada arkadaşlar e, mesela kâner racülü bu adam deseydi veyahut da e, burayı ismi yapıp bu ismin sıfat olsaydı o zaman zü diyecektik arkadaşlar. İsmin sıfatı olsaydı yani bu edepli adam yorafu tanınıyor idi beynen insanlar arasında. Vakanar zü edebin. O zaman ismin sıfat olduğu için vav ile raf olacaktı ancak haberin, kânin haberinin sıfatı olduğu için la şeklinde gelecektir. Aşağıdaki fiil zamir eşleşimlerine hangisi yanlıştır? Bakalım. Şefa, şefeya, şefev, hüm zamiri doğru. Şefet, şefeta, şefeyne, şefeyte, şefeytum, şefeytum, şefeyt, şefeytum, şefeytum, de şefeytu, şefeyne. A şıkkı doğru. Evet. Rama, ramaya, ramev, ramet, rameta, rameyne. Hünne zamiri doğru. Rameyt, rameytum, rameytun, rameyt, rameytum, rameyne, rameyt, rameyne. Neca, necevva, necev, necet. Neceta, Necevne, necevte, necevtim, necevtim şeklinde devam eder Hiye. doğru. Takdine kada yakti, yakti yani yak dune, Takdi. ne takti, takti yani yak dine, takdi, takdi yani tak du ne takdine, enti takdi takdine, yani tak Ayrıca bu entüne de de aynısı gelir arkadaşlar, entüne de de gelir. Burası da doğru. Entüne bakalım, terdavne radiye yerda 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 yani yerdaune terda terda yani ter e, yerdayne yerdayne terda terda yani terdaune terdayne terda yani terdayne işte burası entünne değil entüm zamirine gelmesi lazım entünneye terdayne gelmesi lazım arkadaşlar bu şık yanlıştır cevabımız B şıkkı olacaktır Yukarıdaki cümlede boşluklar aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir? Ra'aytu ben gördüm. Evet sayıları gördüğümüze göre hemen aklımıza sayıların e, temyizi gelmesi gerekiyor. Meridat bayan hastalar. Merda erkek hastalar. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Merda takdiren yani ismi maksur grubundan ille tarifi 10. harfın arkası üstün ismi maksur grubundan. Meridat da arkadaşlar nedir? Cemi ve cer olarak. Cemi mecrur gelmiş. O zaman ben anlayacağım ki temyizi hem çoğul hem de mecrur olarak gelen sayılar 3 ile 9 arasındaki sayılar. Bunu benim hemen anlamam lazım arkadaşlar. Aklıma gelmesi lazım. O yüzden ne yapıyoruz? Hemen 3 ile 9 arasındaki sayılara bakıyoruz. İthne aşara 12 eledik arkadaşlar. C şıkkını eledik. Tis'ine selasine 90 30 bunu da eledik. İşrine 20, 20 bunu da eledik. Şimdi A ve E şıkkı kaldı. Peki 3 ile 10 arasındaki sayıları nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Eğer temyiz yani sayılan hastalar müennesse sayı müzekker gelecek müzekker gelmesi lazım. Müzekker mi gelmiş? Evet, müzekker gelmiş. Eğer sayılan temiz müennesse sayı müzekker gelecek. Şey, müzekkerse sayı müennes gelecek. Merda burada müzekker. Sayı müennes gelecek. Müennes mi? Doğru. Tamam. E, buna bakalım. Meridat müennes sayı müzekker gelecek. Doğru. Merda müzekker sayı müennes gelecek. Doğru. E her ikisi de olabilir mi? Ancak şunu dikkat edeceğiz arkadaşlar. 3 ile 9 arasındaki sayılar muraptır. Cümle içerisindeki konumuna göre irap alır. Ra'aytu ben gördüm. Fail kim? Ben. Tü. Kimi gördüm? Bayan hastaları. İşte burada sayı arkadaşlar rafilin mef'ulü olduğu için kendisinden nasb alamet arayacağız. A şıkkına bakıyorum. Aa bu burada bak bak küçücük küçücük raf haliyle gelmiş burada. Gözümüzden kaçacak da az da. A şıkkı o zaman hop seni eliyoruz. Erba merida dört bayan hasta ve tis ate merda ve dokuz erkek hastayı gördüm. Fi hadikatil müsteşfe hastanenin bahçesinde. Onlar ne haldeydi? Ve hüm Onlar oturuyor halde idiler arkadaşlar. Evet. Vahum calisin demişiz. Burası calisun olması lazım. Vahum calisun. Calisin gelmesi için hüm olmaması lazım. Calisin. Burası hal cümlesi arkadaşlar. Cümle olarak hal gelir. Ve hüm olması lazım. Calisin gelmesi için burada hüm gelmemesi lazım. Gözümüzden kaçmış arkadaşlar. Evet. Cümlesinde aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur? Hel entüm te'işûne. Sizler yaşıyorsunuz. Nerede? Fima ol bir yerde ki yürüydü istiyor. Kim? El cemi'u. Herkes neyi? El ayşe fihi. Herkesin yaşamak istediği yerde yaşıyorsunuz. En tüm burada. Mübteda te'işüne fiil cümlesi haber. Mübteda dedik. Mübteda var mı? Var. Hemen eledik. Te'işüne fiil cümlesi haber. Peki Burası e, aşe ya'işu fiilinin faili kimdir arkadaşlar? Faili burada vav'dır. Fail var mı? Var. Eledik. Peki nerede? Fi ma ol bir yerdeki. Buradaki ma zamiri aslında mesela şöyle deseydi. Fi Türkiye. Türkiye'de yaşıyorsunuz. Buradaki ma zamiri arkadaşlar yaşanılacak olan veya yaşanılan mekanın yerini tuttuğu için ismi mevsuldür. Dolayısıyla burası nedir? Mef'ulun fihtir arkadaşlar mefhulü fitur. Orayı iyi görebilmek lazım. Peki zaten bak burada vava fail dedik ama cemiyo da burada fail. Yürüydü istiyor. Kim? El cemiyo. Herkes istiyor. Neyi? El Ayşe. Yaşamayı. Yürüydü filil mefulu bir saridir Onu deledik. Nerede? Fihi. Orada. Bak bu ayrıca burada da mefulu fih var. Orada anlamında. Mefhulü bir gayri sarih burada yoktu. Cevabımız B şıkkı. Cümlesindeki fail aşağıdakilerden hangisidir? seyeşteriku katılacak fi mufavadatis selam barış görüşmelerine katılacak nereden kimden min Türkiye Türkiye'den kim men ol bir kimse katılacak ki üriduhu o kimseyi o katılacak olan kimseyi ben istiyorum yani benim istediğim kimse katılacaktır fail arkadaşlar seyeşteriku müzari fiil katılacak işte bu çok dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Şaşırtıcı olarak yani burada mesela hemen bunun faile tahtında hüve diye şaşırabiliriz, şaşırabiliriz. Kim katılacak? Fi muva, müsa ve selam barış görüşmelerine mefulü fi arkadaşlar. Veya buraya tabi ki e, hani orada bir mekan belirtmediği için mefulibik gayri sari. Evet, mefulibik gayri sari. Harfi celle mecru mahallen mansup müfavla daat cer alamet esreyle esselam da yine muzafile olduğu için cer alameti laf senin esreyle gelmiştir. Kimden? Min Türkiye. Türkiye'de mefulibik gayri sarı. kim katılacak? Men. İşte bu meni görebilmek lazım. O kimse. Kimdir o? Uruiduh. Onu ben istiyorum. Dolayısıyla bunun faili men olacaktır kıymetli kardeşlerim. İki gün önce babanızla tanıştım cümlesinin Arapça karşılığı. Evet. Tearraftu tanıştım mea ebake. Dikkat. Burada ne diyor? Kardeşim esma Hamse'yi biliyor musun? Bak sana onu soruyorum diyor. esma Hamse'nin raf hali vav ile, nas hali elif ile ve cer hali ye iledir. Bak mea burada muzaftır. Muzafın iley olan kelimenin cer hali olduğunu biliyoruz. Esma-i Hamse ise bu cer olan kelimenin onun cer hali ye ile gelecek. Elif ile nasb halidir. A'yı eledik. Evet. Tearraftum. Siz tanıştınız. Bak. Tearraftum. Ben tanıştım. Tearraftum. Siz tanıştınız. Burada zaten olmaz. Eledik. Tearraftum. Ben tanıştım. Mea ahihi. Kardeşinizle. Kiminle demiş? Babanızla. Kardeşiniz dediği için bunu da eledik. Tearraftu ebuke demiş. Rafali ile getirmiş. E, fail olarak getirmiş. E, dolayısıyla e, bu da olmaz arkadaşlar. Zaten mea gelmesi lazım. Tearraftum mea ebike babanla tanıştım. Kable yevmeyn babanızla iki gün önce tanıştım. Cevabımız e şıkkı olacaktır. Indi benim var vahidetun bir. Evet bu boşluklara sayılardan hangisi gelecek bakalım. Arkadaşlar Tabii ki böyle baktığın zaman çok karışık gibi geliyor değil mi? ya hangisi gelecek? Şuradan çıkaracağız arkadaşlar. Bakın vahidetun bir dediğine göre burası muhtemelen ya 21 ya 31 ya kız 41 ya 51 olacak değil mi? Arada çünkü vavla bağlamış arkadaşlar burayı. O zaman burası vahidetun raf haliyle geldiğine göre asla burası nasb ve cer haliyle gelemez. Yani işrin olamaz. A'yı eledik. Seb'ine olamaz. E'yi eledik. Çünkü vahidetun raf haliyle gelmiş. Ya işrune ya hamsune ya tis'une olacak. Peki. Ben biliyorum ki 11'den 99'a kadar 11'den 99'a kadar olan sayıların temyizi ne gelir? Müfret müfret ve mansup gelir. Müfred mansup yani nasb haliyle. E bakıyorum burada cemi gelmiş. Lirat diye bunu da eledim. O zaman peki ya riyal olacak ya lira olacak. D'yi de eledik. A'yı E'yi eledik. Bu sefer şuna bakacağız. Arkadaşlar sayımız e, 21 veya 91. Şimdi birli kısımlarda aynen 11 gibi mesela ehade aşara taliben işte ihde aşrate talibeten şeklinde. Burası müennes olduğu için bunun temyizi de müennes olması lazım. Eğer 2-3 de olsa öyle değil. 2-3-4-5 de olsa mesela felaset olsa burası o zaman e, ne gelir arkadaşlar? Müzekker e, gelir Orada değişiyor. Orada zıtlık oluyor. Yani tıpkı e, 3 ile 9 arasındaki gibi. Her 23'ten 29, 33 ile 39, 43 49 arasındaki sayılar aynen e, 3 ile 9 arasındaki e, veya 13 ile 19 arasındaki diyelim. 13 ile 19 arasındaki gibi zıt olacak. Ama 1 ve 2'lerde eğer sayı müennesse sayılan da müennes olacak. Li, rial müzekker olduğu için eledik arkadaşlar. Eğer tam iyi anlatamamış isem sayılar konusu kanalımda defalarca anlattım. E, oradan dinleyebilirsiniz. Veyahut da e, yani arkadaşlar başka hocalarımızdan da dinleyebilirsiniz. E, şimdi tabi soru çözmede detaylara fazla giremiyorum. E, sayılarda arkadaşlar e, 1 ile 2 arasındaki sayılarda cinsiyet yönünden e, uyum olacağı için... O yüzden biz burayı da müennes olarak temyizini arıyoruz. Burası 3, 4 de vahidetun olsaydı bu sefer müzekker aramamız gerekecekti. Cümlesindeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi getirilemez? ne? biz okuduk min hadel kitab bu kitaptan safhaten sayfa. Burası müfret ve mansup geldiğine göre buraya asla 3 ile 9 arası sayı gelemez. Bakıyorum 3 ile 9 arası var mı? Evet yok. 3 ile 9 arası yok. Peki biz bu kitaptan okuduk. Okuyan kim? Na, fail, biz. Neyi okuduk? Neyi sorusunun cevabı olduğu için arkadaşlar burası ne gelecek? Fethalı gelecek. Evet feh, fethalı gelecek arkadaşlar. Peki hangisi getirilemez? Ha, tamam güzel getirilemez diyor ya. Güzel güzel getir. Ben de hangisi getirilir sandım. Getirilemez. Arkadaşlar bakın safha kelimesi müennes olduğu için az önce yukarıda anlatmaya çalıştığım şey müennes olduğu için bakın sayısı müzekker gelmiştir. Sitte. Aşrata safhaten. Dolayısıyla a getirilebilir. Sitte a aşrata safhaten. 16 sayfa okudum. İhda aşrata safhaten. Ne okudum arkadaşlar? 11 sayfa okudum. Müennes olduğu için bak 11'de burası müennes gelecek. Müennes olduğu için bir de mühendis gelecek. Burası mühendis olduğu için 3 ile 9 arası müzekker gelecek. Zıtlık olacak. Peki erbaan burada değişiyor. Ve telasin 4 ve telasin 30, 34. Belki burası 11, 19 arası A ve B. Burası da 21'den sonra arada vavlı gelir arkadaşlar. Erbaan meful olduğu için erbaan şekliyle nasb olarak getiriyoruz arkadaşlar. Ve telasin Evet. Meful olduğu için bunun nasb hali ye. Bununki de feta iledir. Bu da getirilebilir. Femani zaten getirilebilir. E, 80 demek. Meful halinde nasb alameti ye ile gelmiş. İtneta aşrata. Bakıyorum evet. İtneta e, nedir? Müennes. Safata müennes. Aşrata müennes. Uyum olarak gelmiş. Ancak biz biliyoruz ki e, 11 ile e, 19 arasındaki sayılar mebnidir. Fetha üzerine mebnidir. Sadece 12 sayısındaki 2 muraptır. 12 sayındaki şu 2 var ya arkadaşlar bu cümle içerisindeki konumuna göre raf alameti elifle gelir. Nas ve cer alameti isne tey veya isney şeklinde ye ile gelir. Cümle içerisinde meful olduğu için buna da ye ile isne tey şeklinde gelmesi gerekiyor. O yüzden bu burada gelemez. Cevabımız değişik. olacaktır. Kânel musabu yaralı idi. Neydi? Yestelki. İstelka yestelki. Ne yapıyordu? Uzanıyor idi. Alen nakkaleti. Nakkale sedye. Sedye de uzanıyordu. Ve huve müteellimun. Ne haldeydi o? Acı çeker bir halde. Sedye, sedye de yatıyor. Uzanıyordu. Hangisi yoktur? Kâne'nin ismi var mı? Var. Musab Kâne'nin ismidir. Eledik. Laf sen dammeyle merfu gelmiştir. Kâne'nin haberi var mı? Yestelgî Kâne'nin fiil cümlesi haberi mahallen mansuptur. Evet. Hal var mı? Val. Bak isim cümlesi hal. Ve huve müteellimun. E, acı çekiyor haldeyken uzandı. Hal de var. İsim cümlesi hal. Mahallen mansup. Meful bir gayri sarif var mı? İstel fiilinin mefulü. Nereye? Alen nakale ne üzerine? Sedye üzerine. Mefulü bih. Gayri sayıdır. Harfi ile gelmiş. Bu da var. Ama bu cümlede mefulü mutlak yoktur. Cümlesindeki boşluğu aşağıdakilerde hangisi getirilemez? Evet. istisnadan sorduk arkadaşlar. Safertü ne yaptım? Yolculuk yaptım. Bi kulli vesailin nakli. Bütün taşıma araçlarına veya taşıma araçlarının hepsiyle yolculuk yaptım da illa bu boşluğa ne gelecek arkadaşlar? İstisna e, konusunda anlatmıştık. Eğer cümlede müstesna min varsa. Nedir müstesna min? Taşıma araçları değil mi? Onların tamamı. Ve cümle olumlu ise o zaman müstesna e, nasb olarak gelecek arkadaşlar. Nas, cer olarak gelmiş eledik, raf olarak gelmiş eledik, cer gelmiş eledik. Evet, kıtar nasb haliyle gelseydi burada elif olması lazımdı yanında. O da raf haliyle geldiğinin alametidir. Tahireten burada cevabımız uçak hariç bütün araçlarla yolculuk yaptım. Tahireten şeklinde gelmesi gerekiyor. Hangisinden müstesna min yoktur. Yani içerisinden istisna olunan. Ekülü yiyorum cemi'ul luhum. Bütün etleri illa lehmed decaç. Tavuk eti hariç. Bakın luhum etlerden tavuk etini çıkarmış. Lem yeçtaze. Lem yeçtaze. Evet. Hiç taze, yet tazu, lem yet taze gelecek burası değil mi? E, Cezimli hali. Oradaki ötrenin e, neye dönüşüyor arkadaşlar? E, Fetheye dönüşüyor. Ahadun, hiç kimse ne yapmadı? Cevaz geçmedi. Evet. El iktibare sınavını sınavı geçemedi. İlla ancak kim hariç Sebata Tullab? Yedi öğrenci hariç kimse sınavı geçemedi. Evet. Hiç kimsenin içerisinde yedi öğrenciyi çıkarıyor. istisna ediyor. Lem ye'ti ummal işçiler gelmedi ile ameli işlerine gayra amiletin iki işçi hariç. İki işçi işçilerden çıkarıyor. Bunların hepsinde müstesnami vardır. Kat fehimtul mevadi konuları anladım. Fi dersi riyadiyat matematik dersinde konuları anladım. Siva vahidin birisi hariç. Konuların içerisinden birisini çıkarıyor. Burada da müstesnami nedir? Mevadi ve vadi müstesnami, ummal müstesnami, ahadun müstesnami. Burada da cemiyer arkadaşlar aslında luhum yani etlerin içerisinden çıkarıyor. Müstesnamindir. Ya eyyuhen ey insanlar la tesav ne yapmayın çalışmayın. İlla ancak çalışın fil hayır. Hayır da çalışın. Evet burada müstesna mint yoktur arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisi diğerlerine göre farklıdır? Kerabel meradu en yenteşira hastalık en yenteşira fi cemi'en hâil bilâ neredeyse ülkenin tamamına yayılıyor. Kerebe neydi arkadaşlar? Ef'ali mukarebeden değil mi? kade, kerebe, evşeke, efali mukarebe, yaklaşma fiillerinden. hemen yani bakıyorum kerebe var, yuşiki var, yekadu var, kade var, efali mukarebe, ehezet burada normalde tek başına kullansa anla anlamı var, anlama e, şey anlama diyorum. aldı anlamı var ama fiili müzari ile beraber kullanılsa o zaman efali şuru başlama fiil anlamı olur. Cevabımız değişik olacaktır. Şöyle anlamına bakalım. E yuşikul vaktu en yentehiye. Neredeyse vakit bitmek, tükenmek üzere. Yekadul veledu en yeskuta min şurfeti. Neredeyse e, çocuk neredeyse balkondan düşmek üzere. Kadet fetatu genç kız en tuhfizzah. Ve en tahfizzal Kur'an-ı Kerim. Neredeyse Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek üzere. Ekhazet aldı. Havadisü sirka. Hırsızlık olayları. Tabii ki burada müzare fiili gördükten sonra artık aldı değil başladı anlamı veriyorum. Hırsızlık olayları havadisü sirka tezdadu artmaya başladı fi değil eyyam Bugünlerle. Dört şıktaki arkadaşlar efali mukarebe var. Sadece D şıkkında efali şuru bulunmaktadır. Cümlesindeki altı kelim irabı. Asaytu bu da efali reca arkadaşlar. Umulur ki en ahsule ne yaparım elde ederim. Ala derecetin de e cegidetin iyi bir derece elde ederim. Minel imtihan sınavdan iyi bir derece alırım. E, basit arkadaşlar. Asafili ne olurdu? İsim cümlesinde onun ismi şuradaki tüdür. Asanın ismi tüdür arkadaşlar. En ahsule de asanın neyidir? E, haberidir. Aynen Kane ve kardeşleri gibi Asa'nın haberi mahallen mansup olarak gelecektir. Asa'nın haberi mahallen mansup. Cümlede ismi tesir, tecri akıyor. Nüheyrun Gölcük şey nehircik emame menzilina evimizin önüne fil köydeki evimizin önünde akıyor. Anladığınız üzere arkadaşlar. Nüheyl, nehrun, nüheylun, fueylun kalıbında gelen ismi tasvirdir. Peki arkadaşlar karınca kararınca elimizden geldiği kadarıyla ifade etmeye, anlatmaya çalıştık. Sürçü lisan elediysek affola. Ee, videolarımızı beğenip yorum yapmayı e, unutmayalım inşallah. İstirham ediyorum. Ve e, acizan arkadaşlar videolarımızı daha çok kişiye ulaştırabilirseniz e, bizlere kanalımıza destek vermiş olursunuz. E, şimdiden Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.